Spor Toto 3. Lig 3. haftada Çorum Spor evinde Kastamonu Spor'la, Belediyespor ise deplasmanda Erzurum Büyükşehir Belediyespor'la karşılaştı. Her iki takımımız da maçtan mağlubiyetlerle ayrıldı. İlk görüntülerimiz Doktor Turan Kılıççıoğlu stadından. Kırmızı siyahlılar kendisi gibi lige iyi başlayamayan Kastamonu Spor'u konuk ettiği maçta rakibine yenilmekten kurtulamadı. 4-1 biten karşılaşmada tam 3 kırmızı kart çıkarken hakem 2 kez de penaltı noktasını gösterdi. Ve karşılaşma Kastamonu Spor'un vuruşuyla başlandı. Başarılar Çorum Spor. Ceza sahamızda 3 Kastamonu Sporlu futbolcu. Buna karşılık 8 Çorum Sporlu futbolcu orada. Penaltı noktasına doğru tehlikeli olabilir Avut. Ceza sahamızda 4 Kastamonu Sporlu futbolcu. Yine penaltı noktasına doğru. Yine kafayla kaleyi yokladılar. Direği sıyırdı. Topun başında Doğan Can var. Kaleye yaklaşık 25 metre. Ve 4 kişilik bir baraj. Doğrudan kaleye Emrah'ın üstüne geldi. Ubeydullah'a doğru uzun bir pas. Mehmet çıkmadı. Samet içeride. Ubeydullah geçti rakibini. Tehlikeli olabiliriz. Geriye çıkardık. Tuncay. Defansa çarptı Davut. Erkan orta yapacak, penaltı noktasına doğru tehlikeli yer, ters bir kafa vuruşu Avut. Taç Kastamonu Spor'un dedi. Yine defansın arkasına doğru. Uğur. Kastamonu Spor karşılaşmanın 42. dakikasında Uğur'la öne geçiyor. Kastamonu Spor defansımızın arkasına atılan toplarla etkili gelmeye çalışıyor demiştik. Uğur kaleci ile baş başa pozisyonda. Emrah'ın sağından topu düzgün bir vuruşla filelere gönderdi. Ve ilk yarıda başka gol olmadı. Maçın ikinci yarısı başladı. Sezer yerde kaldı. Onur'la ilginç bir mücadele. Saha bir anda karıştı. Yine Mehmet Emrah Üskan kalesini terk edip arkadaşlarını ayırmak için geldi. Emrah Yılmaz da o noktada birbirlerine bir kırmızı kart çıkıyor bu arada. Kastamonu Spor'da kırmızı kart gören oyuncu 7 numaralı formasıyla Sezer Akman. Çorum Spor'da Samet Bayrak ve Kastamonu Spor'da Sezer Akman kırmızı kart gördü. Hamimi geçti. Ceza sahasına doğru giriyor. Ubeydullah yanındaydı, atmadı. Tuncay arkasında geçti rakibini. Köşe atışı bizim. Ali Koçak topun başında. 6 Çorum Sporlu futbolcu ceza alanında. Yasin'i geçti. Bir diğer Yasin. Penaltı atışı kazandık. Numaralı formasıyla Hamim Altay. Bir de kart çıkıyor Hamim. Kastamonu Spor'da kart gören isim. Bu manzarayı daha önce de görmüştük. Orhan Gazi Spor maçında yine bu kaleye. Yine Ali Koçak'la bir penaltı atışı kazanmıştık ve gole çevirmiştik. Ali Koçak'tan yine aynısını bekliyoruz. Dakika 62, Ali Koçak yine kaleciyi ve topu ayrı köşelere gönderdi. Ali yine topu aynı köşeye gönderdi. Tıpkı Orhan Gazi Spor maçında olduğu gibi. Ve eşitliği sağladık. Her iki takımın da 10 kişi mücadele ettiği maçta skora eşitlik geldi. Yaklaşık 100 kişilik grup coşkusunu artırdı. Uğur. Birkan. Az sonra size kırmızı kartları tekrar anlatacağım. Ancak Atağan geçmesini bekliyorum. Tehlikeli bir noktaya Emrah, dikkat et. Maalesef yine geriye düştük. Golden 2 dakika sonra kalemizde golü gördük.
Arka direkten bir şut çıktı. Emrah güzel de çıkardı o topu aslında. Ancak top Mevlüt'ün önünde kaldı. Ve Mevlüt topu boş ağlara gönderdi. Çorum Spor tekrar başladı maça. Gökhan da hareketleniyor. Penaltı noktasına doğru. Yasin'i geçti. Uğur'la hızlı çıkacaklar. Dikkatli olmamız lazım. Gökhan karşıladı. Sol kanatta büyük bir boşluk. Erkan. Onur Aksar orada. Avni yetişti. Gökhan geliyor. Serhat. Serhat'a dikkat etmek lazım. Ortaladı. Emrah. Emrah yine... Erkan topu filelerimize gönderdi. Kastamonu Spor'da golü atan oyuncu 10 numaralı formasıyla Erkan Gardioğlu. Dakikalar 75'i gösteriyor. Ve Kastamonu Spor kontra atakla çıktığı pozisyonda Emrah'ın tüm müdahalelerine rağmen 3. golü buldu. Ali Koçak. Yasin'e doğru güzel bir pas Yasin. Fırat müdahale etti. Geri pas iddiaları. Devam dedi hakem. Çorum Spor kadar coşkulu olmasa da. Kart çıkacak. Ve bu kart sanırım ikinci sarı kart olacak. Yanlış görmediysem Onur Aksar. Evet. Çorum Spor karşılaşmanın 80. dakikasında sahada 9 kişi. Onur Aksar da ikinci sarı karttan Çorum Spor'da kırmızı kart gören isim oldu. Onur Aksar. Tuncay'ı geçti. Metehan'ı da geçti. Muhammed'e pas attı. Muhammed kaleciyle baş başa. Arka direkte arkadaşı boştu. Şimdi attı. Ubeydullah karşısında Serhat. Metehan penaltı. Metehan'ın hareketi tehlikeliydi. Emrah kalesinde. Fırat topun başında. Yiğit peşin düdüğünü çaldı. Fırat geldi. Emrah. Kapattığı köşeden topu filelere gönderdi. Kastamonu Spor'da golü atan oyuncu 13 numaralı 86. dakika ve skor 4-1'e geliyor. Ve Ankara bölgesi hakemlerinden Yiğit Peşin karşılaşmanın son düdüğünü çalıyor. Karşılaşmayı Çorum Spor 9 kişi, Kastamonu Spor'sa 10 kişi tamamladı. Yine son günlerde görmeye alışık olduğumuz manzaralar. Çorum Spor taraftarı takım yenilse de mücadeleden dolayı futbolcuları çağırıyor ve alkışlıyor.